Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere no makeup makeup yani makyaj yokmuş gibi bir makyaj yapacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi ben ilk başta ten makyajından başlayacağım. Siz dilerseniz bu adımı atlayabilirsiniz. Ben Face and Body uygulayacağım. Bu ürünü neden uyguluyorum? Çünkü ciltte yokmuş gibi duruyor ve çok güzel bir ışıltı veriyor cilde. O yüzden bu ürünü uygulayacağım. Dediğim gibi siz hiçbir şey uygulamasanız da olur. Şöyle fırçama döküyorum bir miktar ve yayıyorum. Lakin bu Face and Body fondöteni ciltte uzun süre kalıyor çünkü suya dayanıklı bir fondöten. Hem yokmuş gibi bir makyaj yapıyoruz ama hem de kalıcı olacak. Kapatıcı olarak NYX'in Conceal Correct Contour paletini kullanacağım. Buradaki bu pembe olanını kullanacağım. Bunu da şu şekilde uyguluyorum. Göz altlarımın şu kısımlarına uygulayacağım. Bir de şu iç kısımları birazcık daha kızarık olduğu için daha çok o kısımları uyguluyorum. Eşitlemek için birazcık yine bu kısımlara da uyguluyorum. Daha böyle yoğun bir kıvamı var bu ürünün. Ama oldukça da doğal duruyor. Göz kapağımın tamamına Flormar'ın bu matte terakota eyeshadow'larından Pixie Dust isimli bu ışıltılı farı tüm göz kapağıma uygulayacağım. Bunu da normalde kontür fırçası ama uç kısmıyla alıyorum. Böyle çok bastırmadan ucundan ucundan uyguluyorum. Bu far gözü çok aydınlık gösteriyor. Ve ifadeyi direkt değiştiriyor. Daha sağlıklı duruyor. O yüzden seviyorum bu farı. Hem de böylelikle sürdüğüm o corrector'ı sabitlemiş oluyorum. Rimmel London'ın Sun Queen 003 numaralı bu bronzer'ıyla tekrar kontür fırçamı alıyorum. Fazlalığını elimde şöyle yayıyorum ve hani doğal çok hafif uyguluyorum. Hani yüzüme birazcık renk gelmesi açısından şu şekilde uyguluyorum. Hani sanki benim doğal kızarıklığımmış gibi. Daha uyumlu olması açısından tekrardan bu bronzer'ı alıyorum ve fırçamın ucuna değdiriyorum. Bir iç kısma da getiriyorum. Kirpiklerimi kıvıracağım. Bu H&M'in kirpik kıvırıcısı. Ben oldukça memnunum. Çok koyu olmayan bir kahverengi alıyorum ve sürüp şöyle parmağımla dağıtıyorum. Aynı şekilde alt kirpik diplerime de uyguluyorum. Benefit'in Roller Lash kahverengi rimelini uygulayacağım. Bu çok doğal duruyor. Böyle makyaj, çok makyaj yapmak istemediğim zamanlarda mutlaka elim bu rimele gidiyor. Hem de çok güzel bir şekilde direkt kıvrım veriyor kirpiklerinize. Aslında yanaklarıma bronzer sürdüm ama şu yeni aldım bu ürünü yanağımda da denemek istiyorum. Maybelline'in Baby Balm & Blush isimli bu ürününü birazcık bakalım. Ay, ne olacak? Gördüğünüz gibi hiç buralarımı kapatmaya da çalışmadım. Zaten hani Face and Body sürmüştüm ince bir fondöten. Yani bu kapatıcılık benim için yeterli. Sadece hafif bir highlighter sürmek istiyorum. Bunun içinde yine Benefit'in Girl Meets Pearl isimli bu aydınlatıcısını alıyorum. Fırçamla şöyle elimde önce bir dağıtıyorum. Tam böyle tatmin olmadım. Tamam hani az makyaj ama birazcık daha abartabiliriz. Hani makyaj var ama yok gibi dursun diye. Benefit'in bu aldığını uygulayacağım. Daha böyle doğal
pembe pembe dursun. Bu aslında Golden Rose'undu sanırım, tam hatırlamıyorum. İsmi yazmıyor markası. Kaş jeli değil, kirpik jeli, şeffaf ama bununla ben kaşlarıma şöyle yukarıya yukarıya tarıyorum, hiç doldurmuyorum. Ruj olarak da tekrardan bunu uygulayacağım, Maybelline'in. Ben bunu çok sevdim. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Yanakta da aslında güzel durdu ama ben hani birazcık daha kamerada belli olsun diye üstüne allık uyguladım. Acaba şu göz pınarlarımı hafif aydınlatsam mı? Sephora'nın Colorful Shimmer, yok, Satin Corset isimli bu. Şöyle bir farı var. Bununla sadece göz pınarlarımı burayı alacağız şimdi. Şöyle bastırıyorum. Pudra geçmeyi düşünmüyorum çünkü o mat görüntüyü ben çok sevmiyorum. Bir de üzerinden şöyle termal su geçeceğim. Benim de no makeup, makeup makyajım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifli izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.